bu özel noktadan CNN Türk'te özel yayınımıza devam ediyoruz. Cumhuriyet'in kuruluşunun 95. yıl dönümünde bugün İstanbul'da yeni havalimanı açılıyor. O resmi açılışın yapılmasına artık saatler kaldı. Ankara'da resmi törenler yapıldıktan sonra şimdi burada hareketlilik daha da hızlandı. Benim de şimdi bu dilimde özel bir konuğum var. Sayın Ahmet Arslan'la konuşacağız. Merhaba, hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum, hayırlı olsun. Elbette ki hem hepimize hem ülkemize, dünya sivil havacılığına hayırlı olsun. O zaman hemen buradan başlayalım. Yani Türk sivil havacılığı ve dünya sivil havacılığına doğrudan etkileri ve faydaları olarak ayırıyoruz. Önce Türkiye diyelim mi? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne. Bugün de çok önemli bir gün, açılış. Kurucu değerler üzerine bilimi, teknolojiyi takip ederek kurulan, hakikaten dünyayla yarışan çok önemli bir yapı da görüyoruz. Bittiğinde de katkısı da çok fazla olacak. Türkiye'ye katkısı sivil havacılık üzerine dersiniz. Efendim, ecdadın başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün şehit ve gazilerimizin canı pahasına kurduğu bir cumhuriyeti yüceltmek ve yükseltme adına bir gayretimiz var. Elbette ki bunu nasıl yapacaksınız? Hizmet ederek, ülkenizi daha ileriye götürerek yapacaksınız. Yaklaşık 15 yıldır Türk sivil havacılığında iç hat dış hat yolcu sayısını 35 milyondan 220 milyona çıkarırken hep şunu hedefledik. Evet, biz bu sektörü büyütürsek bu insanlarımızın seyahati anlamında onlara kolaylık sağlayacak. Ancak ekonomiyi kolaylaştırıcı etkisi, ulaşım ve iletişim anlamında da ekonominin büyümesine fayda sağlayacak ki nitekim bunu görüyoruz. İşte ülkemiz sivil havacılığına etkisi şu: hem istihdam oluşturuyor, hem insanımızın bir yerinden bir yere gitmesini kolaylaştırıyor, hem böylece kolay iş kurabilmesini sağlıyor ve taşıdığımız yolcu ve yük miktarı kargo ile de ülkemiz ekonomisine katkı sağlıyoruz. Bu içerideki oluşturduğu katma değer. Bir de dışarıda oluşturduğu katma değer var. Elbette ki o ne? Yaklaşık 20 yıl önce. Ben ulaştırmacıyım ama havacılıkla yaklaşık 15 yıl önce tanıştım. 20 yıl öncesine geri döndüğünüz zaman Dünya Sivil Havacılığı Ağırlık Merkezi Avrupa'nın batısında Portekiz'in, İspanya'nın olduğu bölgelerdeydi. Ancak Çin'in ve Hindistan'ın gelişmesiyle birlikte Dünya Sivil Havacılığı sadece batıya değil doğuya doğru da kaymaya başladı. İşte Sivil Havacılığı Ağırlık Merkezi Türkiye'nin bulunduğu noktaya geldi. Bizim bundan yararlanmamız lazımdı. Sadece kendi insanımızı uçurmak, sadece ülke içerisinde iç hatlarda havalimanı sayısını artırmak, yolcu taşımayı artırmak değil, dünya sivil havacılığından daha fazla pay almak. İşte geldiğimiz havalimanı, bulunduğumuz havalimanı ve bugün açacağımız havalimanı dünya sivil havacılığından daha fazla pay almak fikrinden kaynaklı ortaya çıktı. Evet. Dedik ki bir 2013'lerde ihale süreçleri başladı ama biz hiç duyduk ama doğrudur. Tabii siz fikri duyduğunuzda biz ondan 1,5-2 yıl önce çalışmaya başlamıştık. Demiştik ki sebebi de şu: bir, görünen o ki 35 milyondan başlayıp yılda 100 milyon iç hat dış yol, hat yolcusuna çıkmışken bu 200 milyonlara gidecek. Nitekim bu sene 220 milyon kişi taşıdık iç hat dış hat yolcusu olarak. Bu gidişat bizim yeni bir havalimanı yapmamızı gerektiriyor dedik bir. İkincisi, yine ülke adına sorumluluk alanlar, ister genel müdür ister bakan olarak veya Cumhurbaşkanımızın başbakanlığı dönemi dahil onunla birlikte yurt dışında Türk Hava Yolları büyüyor. Efendim, diğer havayolu şirketlerimiz büyüyor. Sizin şu havalimanınıza uçsun dediğimiz zaman bize verdikleri cevap şuydu: evet, izin veririz ancak biz de Atatürk'e ilave sefer yapabilirsek. Ama Atatürk dolmuş. Dolayısıyla İstanbul'a daha fazla sefer yapmak isteyenlere izin verebilmemiz için de havalimanının büyümesi lazımdı. İşte onun için böyle bir havalimanı fikri pekişti. Bu şuna yarayacak: hem Türk Hava Yolları dahil havayolu şirketlerimiz başka ülkelerin merkez illerine, merkezlerine uçabilecekler. Hem onların havayolu şirketleri de bizim İstanbul yeni havalimanımız dahil diğer yerlerimize uçabilecekler. Bu yolcu sayısının katlanması anlamına geliyor. İşte bunun içindir ki sadece Türk hava sahası değil, Avrupa hava sahası da bu projeyle birlikte değişti. Bakın, öyle bir havalimanı yapıyorsunuz ki hava sahası değişiyor. Koridorlar değişiyor, uçuş koridorları. İnsanımız yerde, yollarda görüyor. Bir takım yollar var, öncelikler var ama havada da benzer bir şey var. Sadece iki cümleyle sizin sorunuzu kestim, kusura bakmayın. Rica ederim. 90 milyon yolcu diyoruz. Evet. Daha sonra 200 milyon yılda yolcu diyoruz. Ve başlangıçta 100 bin kişiye istihdam
Ve inşallah 2023'te 225 bin kişiye istihdamdan bahsediyoruz. Ve 2025 yılında Türkiye'nin o günkü gayri safi yurt içi hasılasının yaklaşık %5'ini sadece bu hava alanı ve bu havalimanının direkt dolaylı etkilerinden oluşacağını düşünüyoruz. Yani Türkiye'nin bütün yıllık gayri safi hasılasının %5'i bu havalimanından kaynaklı olacak. İşte bu havalimanı onun için hem Türkiye için önemli, hem uluslararası uçuşlar için önemli. Uzak doğudan Amerika kıtasına uçuşları düşünürseniz Türkiye coğrafi olarak merkezdeydi ama reel olarak merkezde değildi. İşte bu havalimanıyla birlikte sivil havacılığında gerçekten merkezi olacak. Şimdi az önce söylediğiniz o cümlenin ben kendi zihnimde altına çizdim. O da şu: uçuş koridorlarını bile değiştirecek kadar büyük ve önemli bir proje bugün artık hayata geçiyor. Şimdi biz hep evet konuşuyoruz. Türkiye çok önemli bir noktada, çok jeostratejik. Az önce konuğum Ali Onaran, Pronto Tur Yönetim Kurulu Başkanı, o şöyle söyledi. Biz de ilkokulda Türkiye'nin hep bir köprü olduğunu konuşmuştuk. Bu ezberlenmiş bir şey olmaktan artık hakikaten çıktı. Son yıllarda diplomatik alanda bu coğrafyada yaşadığımız bütün gelişmeler bize bunu gösterdi aslında. Dolayısıyla sivil havacılıktaki bu ilerleme Türkiye'ye olan ihtiyacı da belki artırarak, çünkü ekonomik bir bağımlılık, biz her ne kadar diplomasiyi, o saha gerçekliğini, küresel dengeleri konuşurken ayrı tutamıyoruz. Dolayısıyla uluslararası siyasete, diplomasiye, bizim coğrafyamızda olan bitene, belki uluslararası barışa, hani bir de bu açıdan değerlendirecek olursanız ne dersiniz? İki boyutu var. Birinci boyutu şu: ecdat bu coğrafyanın, Anadolu'nun ne kadar kıymetli olduğunu biliyordu. İşte kanı pahasına, şehit olmak pahasına burayı bize vatan olarak bıraktı. Dolayısıyla burası çok kıymetli. Aynen Ali Bey'in de söylediği gibi ilkokuldan başlayarak hocalarımız hep şeydir: efendim Türkiye coğrafi olarak çok önemli bir konumda, kıtalar arası köprü konumunda. Doğrudur. Ama bu köprünün hakkını verirseniz bu anlamda olur. İşte bizim yaptığımız taşıma koridorları, sadece havacılık değil, diğer taşıma türlerinde de taşıma koridorlarını gerçekleştirerek uluslararası taşımaların Türkiye üzerinden yapılmasını sağlamak, bu bizim o coğrafi köprü konumumuzu real hayatta da pekiştiriyor. Bu çok önemli bir boyutu. İkinci boyutu, artık savaşlar sadece askerlerle, sadece silahlı kuvvetlerle yapılmıyor. Nitekim son dönemlerde Türkiye'ye yapılan ekonomik saldırıları düşündüğünüzde ekonomik savaşların da olduğunu görüyoruz. Evet. İşte ekonomik savaşlarda daha güçlü olabilmeniz, daha güçlü çıkabilmeniz için bu tip projelerinizin olması lazım. Dünyayı ekonomik olarak kendinize bağımlı hale getirmeniz lazım. Herhangi bir ülke bir yanlışlık yaptığında oradaki ticaret erbabının kendi idarecilerine şunu demesi lazım: aman dur, sen Türkiye'deki hava taşımacılığı koridoruna halel getirecek bir işlem yaptığında ben bundan zarar görürüm. Bakın ne kadar önemli. Evet. Siz sadece burada bir ekonomik gelir elde ettiğinizi zannediyorsunuz. Öyle değil. Dünya çapında da kendi pozisyonunuzu çok daha pekiştiren bir durum söz konusu oluyor. Sizi başka ülkeler de düşünüyor. Bu havalimanı dahil büyük projeleri biz yaptığımızda samimi görüşmelerimizde yurt dışındaki ülkelerin temsilcileri şunu söylüyorlardı: politik olarak, siyaseten söylemek bizim işimize gelmez ama muhteşem şeyler yapıyorsunuz. Bu ticari anlamda da sizi gelecekte çok güçlü kılacak. Ekonomik anlamda da bizleri size bağımlı hale getirecek. Şimdi az önce söylediğiniz, o paylaştığınız rakam çok önemliydi. Yani yurt içi hasılanın %5'ine denk gelecek olması Türkiye açısından önemli ve bağımlı hale getirme meselesini de biraz açalım mı? Yani artık uluslararası sistemde biz görüyoruz ki dünyayı takip ederken her ülkenin elbette kendi çıkarlarına göre, çünkü diplomasi zaten böyle bir şey, sürekli ortaya konulan yeni kartlar var. Herkes yeni kartını açıyor. Şimdi bahsettiğiniz bağımlı hale gelmek bir taraftan Türkiye'nin açacağı yeni bir kart olacağı anlamına da mı gelir? Efendim uzmanlar ne dediğimi çok iyi biliyor. Ama maharet uzmanlara değil, izleyicilerimize anlaşılabilir bir dille anlatmak. Müsaadenizle 2-3 tane örnekle söyleyeyim. Bir, Almanya'da bir fabrikanız var. O fabrikadan uzak doğuya bir ürün gönderiyorsunuz. Veya Amerika'da bir fabrikanız var veya uzak doğuda bir fabrikanız var. Karşılıklı bir ürün gönderiyorsunuz. Bu ürünü gönderirken de
İstanbul Yeni Havalimanı'nı base olarak kullanıyorsunuz. Uçağınız önce ürünü oraya götürüyor, sonra oradan karşı tarafa götürüyor. Evet. İstanbul'da olabilecek bir sıkıntı otomatik olarak sizin ürününüzü gönderememeniz demek. Türkiye üzerinden bir demir yolu koridoru geçiyor ve siz Türkiye'deki demir yolu koridoru marifetiyle Bakü, Tiflis, Kars, Marmara'yı marifetiyle bir kıtadan bir kıtaya yük gönderiyorsunuz. Burada olabilecek bir sıkıntı sizin ham maddenizin veya mamul maddenizin hedef pazara gidememesi anlamına geliyor. Veya turizm işiyle uğraşıyorsunuz ülke olarak. Çok ciddi de bir geliriniz var. Taşıdığınız misafirinizi, turistinizi Türkiye'ye getiriyorsunuz. Türkiye üzerinden başka bir hedef pazara götürüyorsunuz. İşte bu koridorda olabilecek bir aksaklık, bir eksiklik dolayısıyla sizin işinizin aksamasına sebep olur ki o zaman en az Türkiye kadar siz de bu coğrafyanın huzurlu olması, bu coğrafyanın huzurlu bir şekilde hizmetine devam edebilmesi için kendi ülkenizde baskı unsuru olursunuz ki bu bizim için çok çok önemli bence. Vurgulamak istediğim vatandaşın anlayacağı dille bence bu. Evet, peki diğer taraftan da az önce bahsettiğiniz o kargo uçakları ve kargo taşımacılığında da önemli bir merkez olacağı. Onu da yine değerlendirecek olursanız ekonomiye katkısı onun ne olacak? Çünkü önümüzdeki yıllara bakıldığı zaman ticaret hacminin de neredeyse %35'ine denk geliyor kargo taşımacılığı. Şöyle, tabii Türkiye coğrafi olarak hep söyledik çok önemli avantaj sunuyor. Sebebi şu, kalktınız yine Amerika kıtasından. Avrupa'nın en kuzeyine bir yere geldiniz. Avrupa'nın kuzeyinden Afrika'ya gidiyorsunuz. Evet. Veya Orta Doğu'ya gidiyorsunuz. Bu ne demek? Yolunuzu uzatarak uçmanız demek. Halbuki direkt Türkiye'ye gelip aynı istikamette Uzak Doğu'ya devam edebilme şansınız var. Veya daha kısa mesafeden Afrika'ya gidebilme şansınız var. İşte bu uçuş koridorlarını kısaltmak anlamında bizim avantajımızı biz şimdi gerçekleştiriyoruz. Böyle olunca da bu kargo taşımacılığı da dahil, yolcu taşımacılığı da dahil bu işi yapanlar Türkiye üzerinden biz bu taşımacılığı yaparsak çok daha kısa mesafede, çok daha kısa sürede hedef pazara ulaşmış oluruz diyecekler ve burayı tercih edecekler. İşte burayı tercih edecekleri için de hem yolculuk miktarı artacak, hem yük miktarı artacak, hem biz tercih edilebilir. Dolayısıyla bu sektörde dünyanın kendi arasında paylaşmaya alıştığı pastadan da çok daha fazla pay alabilir hale geleceğiz. Evet, şimdi peki bugüne tekrar dönelim. Coşkulu, heyecanlı bugün. Birincisi Cumhuriyet Bayramımızı kutluyoruz. 95. yılını gururla. Diğer taraftan da işte bu yeni havalimanının açılışı var. Şimdi nasıl bir tören bekliyor bizi? Birazcık da onun detayı, bir de isme dair bir bizimle paylaşacağınız, vereceğiniz bir ipucu var mıdır? Elbette ki Cumhuriyet'in 95. kuruluş yıl dönümü çok çok önemli. Bu kuruluşları kutlamak hem bizim hem milletimizin ziyadesiyle önemsediği bir durum. Ancak bunu sadece lafla kutlamak yetmez. Bu cumhuriyetin hakkını vermek ve bu cumhuriyeti daha ileriye taşımak için çalışmak gerekiyor. Büyük projelerle taçlandırmak gerekiyor. Biz bugün büyük bir projeyle daha taçlandırarak işte tam da bunu yapıyoruz. Cumhuriyetin kuruluşunu gerçek anlamda kutluyoruz ve inşallah bununla da yetinmiyoruz, yetinmeyeceğiz. Bunun gibi daha birçok projeyi bu cumhuriyeti kuran ecdadın da ruhunu yad etmek adına, onları da anmak adına inşallah biz bu ülkeyi geleceğe taşımış olacağız. Elbette ki program Sayın Cumhurbaşkanımızın da katılımlarıyla, konuşmalarla olacak. Daha sonra kurdele kesimi de olacak. Evet. Ve Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu da burada bir ilk olarak kutlanacak inşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın ve konukların katılımıyla. Tabii siz isim konusuna geldiğinizde biz de herkes gibi isimle ilgili merakla bekliyoruz. Önemli bir proje. İnşallah konacak isimle birlikte de sonsuza kadar hem ülkemiz insanına hem dünya insanlığına hizmet edecek. Çünkü ilk proje hayata, ilk ihaleye çıktığı günden bu yana aslında büyük bir heyecan, merak. O günden bu yana çok fazla sorulan soru oldu. Biz hatta bundan birkaç ay öncesine kadar acaba zamanında açılabilecek mi, açılamayacak mı diye iddialar vardı, açıklamalar ardı ardı geldi ve evet, tarihinde açıldı. Şimdi dolayısıyla geride artık en önemli sorulardan o teki kalmış oluyor. Adı ne olacak? Onu bugün öğrenir miyiz peki? Çünkü gelen diğer konuklarım Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklarsa diye bir şerh koydular da, ama öğreniyor muyuz? Yoksa... Doğrusu doğru bir şerh koymuşlar. Aynı şekilde benim bakanlığım dönemi de dahil, şu anki izlenimimiz de dahil. Açılış gününde Sayın Cumhurbaşkanımız açıklarlarsa elbette ki, evet, öğrenmiş olacağız.
Hep beraber bekleyeceğiz. Orada ben de açıkçası özel bir bilgi yok. Onu paylaşmak isterim. Ama süreci biliyorsunuzdur. Bize anlatmanızı rica ederim. Bir ekip kurulduğunu biliyoruz. 6 kişiden oluşan isim konusunda bir metodoloji takip edilmiş galiba. En azından onu bize anlatabilir misiniz? Nasıl oldu o çalışma süreci? Şöyle, hayır, onunla ilgili bir şey söyleyeyim ama şunu söylemekte fayda var. Biz Haziran ayında Sayın Cumhurbaşkanımızı burada havalimanında ilk uçuşu gerçekleştirerek ağırladığımızda demişlerdi ki gerçekten önemli bir sorumluluk, önemli bir proje. Böyle bir projenin altına imza atmak isteyenler ve onu destekleyen vatandaşımız elbette ki bir isme karar verirse biz de ona saygı duyarız demişlerdi. Bence bu cümlenin arkasından inşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın ne söyleyeceğini hep beraber bekleyeceğiz. Siz bir mutluluktan bahsettiniz. Gerçekten ülkemiz insanı mutlu, gururu. Bugün Gürcistan'dan geliyorum. Bu programa oradan geldim. Orada da gördüm ki dünyanın her yerinde herkes Türkiye'nin bu gelişimini gıpta ile izliyor. Ve bir hakkı da teslim ediyor. Evet, Türkiye son 15 yılda başka ülkelerin 15 yılda bir yapabildiği projeleri neredeyse yılda bir açıyor. Bu çok çok önemli. İşte bunların hepsinin altında öncelikle inanç var. Sonrasında emek var. İnanç, Sayın Cumhurbaşkanımızın bu tip projelerin yapılabileceğine olan inancı ve destekleri. Sayın Meclis Başkanımızın Başbakanlığı ve Bakanlığı dönemi dahil inancı idi ve emekleriydi. Doğrusu çok kişinin emeği var. Ben bizzat içindeydim, bizzat şahittim. Emeği olan birçok arkadaş var. Her birine tek tek teşekkür ediyoruz. Her birini gerçekten canı gönülden kutluyorum. İşçisi de dahil. Buradaki herhangi bir işi yapan işçi de şöyle çalıştı. Dedi ki evet, ben çocuğuma, torunuma diyeceğim ki orada benim de emeğim var. Birçok kişinin emeği var. Allah hepsinden razı olsun. Rabbim hepsinin emeğini boşa çıkarmasın inşallah. Dileriz öyle olur. Bir kez daha hayırlı olsun diyelim. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluşunun 95. yıl dönümünde bugün İstanbul'da Türkiye yeni havalimanına artık kavuşuyor. Açılışın, resmi açılışın yapılmasına dakikalar kaldı. Biz Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan'la konuştuk bu süreci. Nereden nereye nasıl gelindi onu anlattı. Şimdi burada da aslında tören hazırlıkları başladı. Sesler size geliyor mu bilmiyorum. Bakın oradaki ekip yerlerini aldılar. Bir konser de başladı. Şu bilgiyi de vereyim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da buradaki açılış törenine katılmak üzere artık İstanbul'a doğru yola çıktı. Ankara'daki o resmi törenler noktalandıktan sonra biz de Cumhurbaşkanı burada olduk anda yine buradan, bu noktadan canlı yayınımıza özel konuklarımızla birlikte devam edeceğiz. Şimdi biz sözü merkeze bırakalım. İstanbul'da Başak hemen yanında da bir konuğu olduğunu biliyorum. Söz onlarda olsun. Biz tekrar yeniden buradan karşınızda olacağız.